Arkadaşım derse hoş geldin. Şimdi şekil yetenek sorularını çözeceğiz. Bununla alakalı sınav ikizinden iki test ödeviniz var arkadaşlar. Peki şekil yetenek problemlerinde neye dikkat edeceğiz? Bu problem türlerinde verilen örüntüye, mantığa ya da kurala ait ana mantığı kavrayacağız. Sonra onunla ilgili çözüm yapacağız. Yani önce algılama sonra çözme tamam mı? Bakın şimdi iki kolay. Birinci konumda bulunan şeklin k noktasında bulunan bir karınca şekil döndürülerek İkinci konuma getirilirse karınca hangi noktada bulunur diyor. Arkadaşlar şunu döndürdüğünüzü düşünün. Tabi diyorsunuz ki hocam döndürdüğümüzde karınca durmaz kaçar. Değil tabi. Sabit bir K noktasının nereye geldiğini bulacağız. Arkadaşlar bunu döndürünce bakın L harfi var bir de çıkıntısı var tamam mı? L harfi var çıkıntısı burada gördünüz mü? Yani şu kare şuraya gelmiş L harfi burada oluşmuş. Peki buna tersten bakarsanız bu K noktası nedir? L harfinin alt ucu değil üst ucunda. O zaman L harfinin Alt ucu değil üst ucunda z noktasına gelir. Bu iki çok basitti. Tamam eyvallah katılıyorum. Ama şimdi buraya gelelim. Burada baya bir olay var. Üç tane çark var. Başlangıç, birinci adım, ikinci adım. Yukarıdaki şekiller belli bir kurala göre çizilmiştir. Tabii ki buna göre 10. adımın görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Bunu mutlaka çözmeni istiyorum. Hadi dene sonra çözümü izle. Evet şu an çözdüğünü varsayalım. Başlıyorum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şurada kırmızı kare var ya nereye gelmiş? Buraya. Sonra Buraya yani hmm, eskiden buradaymış tık tık bak buradan iki birim yukarı gelmiş sonra iki birim daha gitmiş şuraya gelmiş demek demek ki kare e, her seferinde iki birim bakın şuradan pardon bir iki kare iki birim yukarı gitmiş sonra bulunduğu noktadan bir iki birim kare iki buraya ters yön diyelim mi iki ters gidiyor peki diğerine geliyorum yuvarlak yuvarlığa bakalım şimdi buradaymış. E, ee, buraya gelmiş. 1, 2, 3, 4 birim. 5 birim pardon. Yok oradan yapmayalım. 5 olursa buradan 5 gitmiş olacak mı? 1, 2, 3, 4, 5. Evet o da doğru. Başka nasıl düşünebiliriz? Aa, şöyle düşünelim bak. 1, 2, 3 birim geri gelmiş. Yeşil nokta buradaymış arkadaşlar. Yani eskiden buradaydı 1. Şuradaydı. 1, 2, 3 birim geri gelmiş. Sonra buradan 3 geri gelse 1, 2, 3. Bakın demek ki Yeşil 3 birim geri gelmiş buraya. Sonra 3 birim daha geri gelmiş buraya. Diyorum ki şu yuvarlak olan yeşil 3 geri. Tamam. Sonra üçgene gelelim. Üçgen buradaymış. Tak buraya gelmiş bir birim ileri. Tak buraya gelmiş bir birim ileri. Üçgen basit. Bir e, ileri. Bir dakika. Şuna da ileri diyeyim. Yani şu karenin hareketini ileri olarak şu yönü ileri olarak kavradım arkadaşlar. Bu tarafı da ters olarak kavradım. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz gibi tespit etmesi bile biraz kafamı karıştırdı ama sıkıntı yok. Arkadaşlar madem böyle başlıyorum. Diyorum ki kare sen 2 ileri mi gidiyorsun sürekli? Evet sen 2 ileri 2 ileri gidiyorsun. Birinci adımda 2 ileri gitmişsin. 2. adımda 2 daha 4 ileri gitmişsin. 3. adımda 2 daha gidersin. Yani karemiz her adımda 2 ileri gidiyor. Birinci adımda 2 iki ileri, 2. adımda 2 daha ileri gider. 3. adımda 2 daha ileri gider. Böyle böyle gidersek 10 adımda 10 defa 2 ileri gider. Yani 20 ileri. Başlangıca göre 20 adım ileri gidecek. Peki burada kaç tane birim var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya ayrılmış. 8 ileri gittiğinde aynı yere gelir. 16 ileri gittiğinde yine aynı yere gelir. Yani 20'den 8'in katlarını çıkaracağım. 16'yı çıkarırsam ne kalır? 4 kalır. Aslında bu 4 ileri gitmiştir. 1, 2, 3, 4. Şurada bir yerde olmalı. Yani yenisini çizeyim. Şöyle burada kare olmalı. Tamam bakıyorum. Evet, şıklarda bir tane varmış. Çok şanslıyız. Doğru yerden başlamışız. Ama diyelim ki bir tane yok. Devam edeceğim. Yuvarlak sen 3 ile 3 geri geliyorsun değil mi? Sürekli 3 geri, 3 geri, 3 geri. 10 defa 3 geri gelirsen 30 geri gelirsin. Bunu biraz hızlı yapayım. Peki, bu 8 8 8 ilerlediği için 30'dan 8'in katını çıkarın. 8 16 24. 24 çıkarsan ne kalır? 6 kalır. Aslında sen 6 birim geri geliyorsun. Buradasın ya. 1 2 3 4 5 6. Yuvarlak şuraya gelir. Yani şuraya. Zaten bakın o da burada. Yeşil de burada. Evet bu da 20 birim ilerleyecek. 20'nin içinde 8'i katlarını çıkarın. 8, 16, 4, 4 birim ilerleyecek zaten. 1, 2, 3, 4. Ee, pardon. 1, 2, 3, 4. Bir dakika. 1, 2, 3, 4. Şuraya gelecek. Yo bir dakika yanlış mı yapıyorum? Ha yanlış yaptım. 10 adımda özür dilerim. Her seferinde bir bir ilerleyecek. 10 ilerlersin. 8'in katı olan 8'i çıkar. Aslında 2 ilerlersin. Şuradan 2 git. 1, 2. Bak o da doğru yerde. Oh be. Hepsi doğru yer demiş. Rahatladım. Bütün mesele bu tekrarı 8 tekrarını aradan çıkarmaktaydı arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Heh. Ana baba soru bu bence. Bu çok baba bir soru. Bak. Yandaki 4 özdeş karenin köşeleri birden 8'e kadar rastgele numaralandırılmış. Tamam. 1, 2, 3, 4, tık, tık, tık. Bu 4 kare aynı numaralı köşeler bir araya gelecek şekilde ABCD karesini oluşturuyor. Yani bu dördünü yan yana koydum ya. Şu merkezdekiler 4 numara birbirinin aynısı olmalı. AC ve BD köşegenleri üzerindeki sayıların toplamı nedir? Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Hangi sayıdan kaç tane kullanıldığını bulursam işimi kolaylaştırır. Merkeze çünkü 1 2 3 4 tane sayı aynı 4 tane sayı gelmiş olmalı. Bakıyorum 2'den var. 2'den 1 2 3 4 tane var. 4 çizik atıyorum. 4'ten 1 2 3 4 tane var. 6'dan e, bir tane var. Başka yok değil mi? 6 yok. 3'ten 1, 2, 3, 4 tane var. 1, 2, 3, 4. 5'ten bir tane var. Başka görüyor musunuz? Göremiyoruz. Tamam. 1'den kaç tane var? Bir tane var. 7'den e, kaç tane var? A 7'den yok. 8'den bir tane var. Tamam. Şimdi anladım ki bu merkeze 4 tane sayı gelecekti arkadaşlar. 2'de, 3'de, 4'de gelebilir. Tamam. Ama bir ipucu daha var. Şunlar birer kez kullanılmış ya. Bunlar da köşelere gelecek. Ee, süper. O zaman nasıl bir işlem oluşacak? Bakalım şimdi. Şimdi örneğin şurada 6 1 5 bakın. Bunlar birer defa kullanılmış ya. 1 5 6 8 köşelere gelecek. Şu altını köşeye gelmesi için 90 derece çevirirsen 6 yukarı gelir, 4 aşağı gelir, merkeze. Süper. Demek ki 4'ünü merkeze aldım. Tamam mı? 3 bir yana kayar, 6 yukarı gider. 2 de buraya gelir. Güzel. Başka senin 3'ün köşeye gelecek. Aynı zamanda buraya da 2 ve 4 gelecek. 2 ve 4 köşeye gelmesi için bunu 90 derece çeviririm. Ha, dur çevirirsem olmaz. Buraya 3 gelir. Bu buraya oturmuyor arkadaşlar. Başka 4. Aha bak 4 2. Gördünüz mü? 4 2 var. 4'ü buraya koy. Koydun. 2'yi buraya koy. Koy. 1 köşeye geldi. Süper. 3 de buraya gelir. Harika. Şunu ve bunu kullandım. Buraya geliyorum. Aha şunu alır şuraya koyarsam ne olur? 4 ve 3 eşleşti. Süper. Bunu al buraya koy. 4, 3, 8, 2. Süper. Bunu da kullandım. Zaten 8 köşeye geldi. En son bunu yerleştireceğim ama bir çevirmem lazım. 4 olur. Buraya gelir. 3 buraya gelir. 5 buraya gelir. 2 de buraya gelir. Heh, bak karşılıklı olanlar eşit. Süper. Ve merkezde hep aynıları var. Köşelerde de bir esket kullanılanlar. Köşegenin üstündekileri topla diyor. Şimdi 5, 9, 17. 9, 13, 19. Topla 6, 36 yapıştır ve geç. Ama iyi soruydu. Uğraştırır yani bu. Ben daha önce çözdüğüm için arkadaşlar yalan yok. Hemen tık tık yaptım. Geliyoruz bir sonraki soruya. Hemen soruya bakalım. İki pozitif tam sayının ortak bölenlerinin en büyüğü bir oluyorsa bu iki sayı aralarında asaldır. Evet bir dışında ortak böleni yoksa bunları aralarında asal diyoruz. Şekilde verilen dairesel hücrelere 5, 6, 7, 8 ve 9 sayıları aşağıdaki kurallara göre yazılacak. Sayılarımı alıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bunları alıp buraya yerleştireceğim. Peki hangi kurala göre? Her sayı bir hücreye yerleştirecek. Tamam orası basit. Bir doğru parçasıyla birbirine bağlı olan hücrelerdeki sayılar aralarında asal olacak. He, yani mesela şuna 6 ve 8'i koyamam. Aralarında asal değil. Birbirine bağlananlar aralarında asal olacak. Buna göre şuradaki sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar şuna bakıyorum. Bakın şimdi. Şu çift sayılar var ya. Dur açamadım. 6, 8, 10. Ee, bir dakika. 5, 6, 7, 8, 9, 10 değil mi? 2, 4, 6 sayı. 2, 4, 6 sayı. Tamam. Bunlar kendi aralarında asal değiller. 2 gibi ortak bölenleri var. Başka? Hocam. 5 ve 10 da aralarında asal değil. Süper. Bu da doğru. Başka? Ee, başka ne var? var bence. 5 aha 6 ve 9. Bunlar da aralarında asıl değil. Ortak bölenleri var. Ama dikkat edin 7 hepsiyle aralarında asal O zaman 7'yi en çok bağlantılı noktaya koyacağım. Bakıyorum şu şununla bağlantı. Bak C'ye bak. C'nin hepsiyle bağlantısı var. Demek ki C hepsiyle aralarında asıl olduğu için C 7 olmak zorunda. Güzel. C'ye 7 yazdım. Sonra C'yi kullandım. Çünkü hepsiyle bağlantılı ya ve hepsiyle aralarında asal olduğu için en merkezi yerdekine 7'yi yazdım. Sonra bakıyorum bunlar aralarında asal. 5 en çok aralarında asal. Neden? 5 sadece 10 ile ortak bölerine sahip ama 1, 2, 3 ve 4 sayılar. Geri kalan hepsiyle aralarında asaldır 5. Peki C dışında en çok bağlantılı sayı hangisi? Ee, bakın B B burada çok iyi. 1, 2, 3, 4, dördüyle de bağlantılı ve bununla bağlantılı değil. Bu süper bir şey. Neden? Bunu arkadaşlar 5 seçerseniz 6, 7, 8 ve 9 ile işte şundan 6, 7, 8, 9 olduğunu düşünün. Zaten 7 burada. Aralarında asal olacak. Bununla aralarında asal değil. Bu uzak köşe mecburen 10 olacak. Bağlantısı olmayacak. Çünkü bunlar aralarında asal olmadığı için bakın bağlantısı yok. Bu da 10 oldu. Süper. 10 gitti. 5 gitti. 6, 8, 9'u şimdi buraya yerleştireceğim. Aralarında asal olsun yeter ki. Ee, arkadaşlar 6 ve 8'i yerleştirirsem buraya olmaz. Bunlar aralarında asal değil. 2 ortak böleni var. Aralarında asal yerleştirmeliyim. Demek ki 8 ve 9 yerleştireceğim. Ne yapayım? Buna 8 diyeyim. Buna 9 diye. Aa 8 olmaz. 8 10'la oldu. Buna 9 diyorum. Buna 8 diyorum. Heh. Bak bir daha düzelttim. Buna da 6 diyorum. Bakın aralarında asal. Aralarında asal. Aralarında asal. Hepsi aralarında asal. Hiçbir ortak böleni olan birbirine bağlı değil. B ve E. B'de ne var? 5. E'de ne var? 9. Toplarsan 14. Yani bu soruların arkadaşlar belli bir kuralı mantığı yok. O an kuralı sorudan alıyorsun ve uyguluyorsun. Bir küpün yüz birden 6'ya kadar rakamlar rastgele yazılacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı buraya yazacağız. Küpün 6 tane yüzeyi var. Küpün bir yüzü üstünde dururken yan yüzdeki rakamların toplamı 14'tür. Şöyle dururken yandakilerin toplamı 14. Bir dakika bunların hepsinin toplamı kaç? 11, 12, 16... 5 daha 21. Bunların hepsinin toplamı 21'dir arkadaşlar. Peki. Eğer ki bir küp şöyle bir kenarı üzeri durduğunda yandakilerin toplamı 14 ise e toplam hepsi 6 tanesinin toplamı 21 değil miydi? Yan yüzeyler 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane yan yüzey bir üst bir alt kapak var. 4 yan yüzeyin toplamı 14 ise 21'e tamamlamak için aradaki fark kaç? 7. Bu 7 nedir? Bu 7 üst ve alt kapağın toplamıdır. Peki ne olabilir? 1 6 olabilir. 2 5 olabilir. 3 ve 4 olabilir. Bu 3 de 7 olabilir ama hangisi üstte hangisi altta bilmiyorum. Yani üstte ve alttaki 1 6 da olabilir. 2 5 de olabilir. 3 4 de olabilir. Böylece yandakilerin toplamı arkadaşlar 14 yapıyor. Çünkü toplamı 7 olanlara ayırdım. Başka başka bir e, küp başka bir yüzü üstünde dururken yan yüzündeki rakamdan toplamı bu sefer 18 oluyormuş. 18'e 21'in farkı kaç? 3. Demek ki arkadaşlar Yandaki 4 tanesinin toplamı 18 ise üst ve alt kapan toplamı 3'tür. Peki 3 olan hangi durumlar var? 1 ve 2 var arkadaşlar. Başka yok. Ya 1 2'dir ya da 2 1'dir. Fark etmez. Yani kapakların birebir 1 biri 2 mecburen. He. Şimdi 1 toplamı 3 olan bir ihtimal var. 1 ve 2. Mutlaka biri altta biri üstte karşılıklıysa demek ki 1 6 olamaz. E 1 ve 2 eşleştiğine göre 2 5 de olamaz. Demek ki 3 ile 4 de mecburen karşılıklı. Yani 7'yi oluşturanlar 3 ve 4 mecbure. O zaman 5 ve 6 da karşılıklıdır. Buna göre alt, küpte 6'nın bulunduğu yüzün karşısında hangi renk vardır? Hangi rakam vardır? Tabii ki 6 5 eşleştiği için karşısında 5 vardır. Mantığım bu şekilde. Biraz hızlı anlatıyorum değil mi? Evet farkındayım. Yapacak bir şey yok. Ama videoyu durdurabilirsin, yavaşlatabilirsin. Hepsi senin elinde. Ve sakin ol son bir soru arkadaşım. Bir soru sonra finito. Siyah boyalı bir karenin altına 3 adet kare çiziliyor. Siyah boyalı ve altına 3 tane kare çiziyorsun. Ve ortadaki kare hariç diğerleri siyah boyanır. 3 tane çizdikten sonra bu beyaz ikisini siyah. Ve devam ediyorsun. Siyahı tekrar 3'e biliyorsun. Yine kenardakiler siyah ortadaki beyaz. Kenardakiler siyah ortadaki beyaz. Boyanan karenin altında 3 kare çizilip ortadakiler hariç diğer ikisi siyah boyanır. Ve işlem bu şekilde devam ediyor sürüyor. Buna göre bu düzenekte diyor 16. adımdaki boyalı kare sayısının 10. adımdaki boyalı kare sayısına oranı kaçtır? 16. adım. Bir kere buradaki mantığı önce bir çözelim. Nasıl bir mantık işliyor burada? Bak şöyle. Birinci adımda iki tane siyah var. İkinci adımda 1, 2, 3, dört tane siyah var. Yani 2'nin karesi kadar. Niye? Çünkü sistemi çözeceğim bak. Bunda da açtım. 2 tane siyah, 2 tane siyah. Her birinden iki siyah geldi mi? 2, 4, 6, 8 tane. 8 nedir? 2'nin küpü. He yani aslında sen bunu açtın da 2, 4, 8, 16 diye gittiğini gördün. Bunların da 2, iki, 2'nin karesi, 2'nin küpü. Yani sistem bu. 2, i̇ki. 2'nin karesi kadar siyah olur. 2'nin küpü kadar. 2'nin dördüncü kadar. 2'nin beşinci kuvveti kadar gider. Birinci adımda bu oluştu. İkinci adımda bu. Üçüncü adımda 2'nin üçüncü kuvveti. Dikkat et adım sayısıyla üst aynı. 4. adımda 2'nin dördüncü kuvveti. O zaman 16. adımda 2 üzeri 16 oluşur. Diğeri 10. adımda 2 üzeri 10 oluşur. Bu bölme işleminde oranla diyordu ya. Bu yukarı eksi olarak geçer. 2 üzeri 16'dan 16'dan e, on 10'u çıkarırsan 2 üzeri 6 olur. O da 64'tür. 2 üzeri 6 64. Tamam? Ama mantığı anladık mı? Mantık çok önemliydi. Bir baktım. E, birinci adımda 2 tane var. Sonra her siyah 2 tane üretiyor. 2 katına çıkıyor. Bu 2 Bundan da iki, bundan da iki, bundan da iki. He, bir siyahtan iki siyah yürüyor. Sürekli iki katına çıkıyor yani. Zaten şuradaki sayıları da biraz yazınca anlayacaksın. Onları üslü sayı şeklinde düşündüğün an olay bitiyor. Ve senin sorun geliyor. Evet bu çöz bakalım sorusu arkadaşlar. Lütfen çözüp yorumlara atın. Sınav ikizinden de iki test ödeneğiniz var. Benzer sorularda oradan çözün ya da başka kaynaklardan çözün. Ama mutlaka soru çözün. Hadi görüşürüz. Müzik